Abbasan, sorum çok basit. Fedailerin başındaki adam kim? Sana daha önce de söyledim, Akif. Muhatabım değilsin. Akif. Sen bunlardan hiçbir şey öğrenemezsin Akif. Ben çözdüm bu çakırı beyinleri. Sen sorularının cevaplarını dışarıdakilerden öğreneceksin. Şimdi o masadakiler sana yalvarsın. Silah mı, para mı, ne istiyorsanız sizin olsun diye. O vakte kadar ben senin istediğin ismi öğreneceğim. İyi Zeki. Sen benim istediğimi al. Ben de senin istediğini alayım. Zeki. Bizi öldürsen de bizden alacağın bir isim yok. Öldürmek mi? Demin gördüğünüz öldürmeyi. Zannediyorsunuz ki size de öyle bir kıyak yapacağım. O kadın diye kibarlık yapıp onu önden gönderdim. Size öyle bir şey yok. Lan ne yapacaksan yap. Bu zamana kadar görmediğimiz işkence türü kalmadı. Senden korkacak değiliz. Kalmıştır, kalmıştır. Önce sizi bu kafeslere kapatacağım. Bacaklarınızı hissetmeyip kötürüm kalana kadar bunlara sokup çıkaracağım sizi. Baktım ki hala benimle konuşmuyorsunuz. O zaman sizi hayvanlarla aynı kafese kapatacağım.
Kaç gündür açlar bizim kuşlar? Çok uzun zamandır açlar abi. Önce lezzetli gelir, gözlerinizi oyarlar. Sonra sıra dilinize gelene kadar sizi öldürmem. Her parçanızı ayrı ayrı yediririm onlara. Gördün mü daha önce böyle işkence? Senin gibi çakaldansa kurda kuşa yem olmayı tercih ederim. Göreceğiz. Sokun bunları kafeslere. Arada bir çıkartıp sorun. Konuşmak isterlerse bana haber verin. Amcamlar depoda baba. Hayırdır Yunan Bey, niye geldin? Herkesin içinde bir şey söylemeden çıktın. Belli ki bir planın var. Bunu öğrenmeye geldim. Yok, bir planım yok. Hızır, bir delilik yaparsan hepimizin sonunu getirirsin. Düşünmeden hareket edilecek zaman değil. Hepinizin sonunu getiririm ha. Gelsin. Benim yeğenim ölecek. Ben herkesin sonunu düşüneceğim. Böyle mi? Kusura bakma Ünal Bey. Alparslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü. Benim tanıdığım herkes de benden sonra ölecekmiş. Çok da umurumdaydı. Peki. Madem hepimiz birlikte öleceğiz, o zaman giderken yanımızda kimleri götüreceğiz? Ona göre hareket edelim. Benden ne yapmamı istiyorsun? Beni Mesut'un yanına götür. O adam bizle niye görüşsün Hızır? Hani gidip yaltaklanacaksak belki. Yapacağım. Ne isterse yapacağım. Yeter ki beni onunla buluştur. Hızır, adam seninle veya benimle görüştüğünde başına bir şey geleceğini bilmeyecek kadar salak bir adam mı zannediyorsun? Bizi çağıracak, aşağılayacak ve biz bundan hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Tamam, ben buna da razıyım. Senin üstünde bu kadar hatırım yok mu benim? Saçma sapan konuşma. İstihbaratın göbeğinde adamı öldüremezsin. Adamın gırtlağını kurşun kalemle mi dürteceksin? Gözlerinin içine bakıp konuşacağım. Ama sen orada benim başıma bir şey gelir diye korkuyorsan, söz veriyorum gelmeyecek. Diyelim ki biz oraya gittik. Diyelim ki sen başarılı oldun ve onu öldürdün. Bu bir başarı değil Hızır. Bu herkesin sonu demektir. Mesut şerefsizi, bizimle görüşmeyi kabul ederse
İlla ki donumuza kadar aranacağız. Yani zaten ona bir şey yapmam mümkün değil. Ha dersen ki yüzüne tüküreceksin. Senin hatırına da yapmam olur bizer. Onun zerre kadar karakteri yok Hazar. Dünyanın en şerefsiz adamı. Yağmur yağdı diyecektir. Bu kadarını yapabilirsin. Benim telefonlarıma cevap vermedi. Yurt dışından aratacağı. Mecburen kabul edecektir. Akşama görüşürüz. Efendim, Zeki'nin söylediğine göre Alparslan konuşmayacak. Ölüsü işimize daha çok yarar diyor. Ölüsü daha çok işimize yarayabilir. Bakalım. Belki de Alparslan'dan alamadığımız bilgiyi amcasından Ünal'dan alırız. Görüşecek misiniz efendim? Bana kalsa Alparslan ölümünden sonra görüşürüm de. Az önce Washington'dan aradılar. Belli ki Hızır Ünal'a büyük baskı yapıyor. Ünal'ın normalde yaptırtmayacağı şeyler bunlar. Efendim, güvenlik açısından dışarıda olmanız uygun değil. Akif, senin okuduğun kadar benim unuttuğum var. Sen işine bak. Görüşme saatini bildiririm. Buraya gelirler. Emredersiniz efendim. Evet Önder. Demişsin ki her türlü bombayı yapabilirim. Doğru mudur? Evelallah reis. Zafer. İlyas reis bizim otele koyulan bombanın aynısını istiyorum dedi. Ne kadar ölçekte olacak siz bana onu söyleyin. Düşün ki bir binanın bir katını olduğu gibi havaya uçuracağım. Anladım. Abi bu bina dediğin hangi binaymış bir öğrenebilir miyiz? Yani bu patlatacağımız binaya o kadar malzemeyi patlatıcıya nasıl sokacağız? O kadar malzeme içeri sokamayız İlyas, doğru. Parça parça sokacağız. Ama ayrıca özel bir bomba daha istiyorum. Cebe. Avucumun içine sığacak kadar. Yani kuvvetlice bir şey olacak. Zaman ayarlı mı, uzaktan kumandayla mı olacak? Zamanımın ayarı yok. Ama elimin ayarı var. Reis bizzat patlatacak devran. Biz kalkalım. Zafer, Önder. Bunu kimse bilmeyecek. Sen hiç merak etmeyin Yasin. Peki sizin o kadar malzemeniz var mı? Rahmetli Servet Usta'nın sulası duruyor. Şimdi Zafer ile Önder'i oraya götüreceğim. Enişte. Emret dayı. Hava kararmadan bombalar hazır olacak. Emredersin dayı. Abi anladığım kadarıyla Mesut'u patlatacağız. Mesut'u ben patlatacağım. Sen Zeki'nin peşine düşeceksin. Tamam abi, benim yapacağım belli de sen nasıl sokacaksın o kadar patlatıcıyı Mesut'un dibine kadar? Alparslan'ın yakalanmasına sebep olan kişinin bize borcu var. Baba, Murat geldi. Yes. Hızır abi. Bunun bir yem olduğunu yemin ederim bilmiyordum.
Alparslan abi çok ısrar etti. Ben uyardım. Tek başına olmaz, ben de geleyim dedim. Hayır dedi. Biliyorum Murat, biliyorum. Otur. Bir hata yaptın, otelime bomba koyan adamın adresini bana vereceğini Alparslan'a verdin. Belli ki bizi bir tutmuşsun. Ama şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Benim için zor bir şey yapacaksın. Elimden ne gelirse abi. Mezun'un çalıştığı binaya. Sana bir şeyler versem sokabilir misin? Gündüz zor abi. Ama akşam otoparktan sokarım. İyiymiş. Odasına girebilir misin? O kata girişim var. Ama odasına kadar yaklaşamam. Tamam. O kat bana yeter. Abi odasına giremem diyor. Odasına zaten ben gireceğim be İlyas. Hızır abi. Eğer kastettiğin o kata senin için bir silah yerleştirmemse... sonrasında oradan sağ çıkamazsın. Büyük düşün Murat. Büyük düşün. Hızır Ali sana paketleri ulaştıracak. Planın detaylarını da anlatacak. Beni karşılamak için orada olacaksın. Emredersin abi. Murat. Benimle el sıkıştıktan sonra binayı terk et oğlum. Abi çok büyük bir plan yapmışsın ama sen bu işi yapana kadar biz Alparslan'ın nerede olduğunu öğrenemezsek... Alparslan ölmemişse bile öldürülür. İlyas. Ölmemişse bile zaten öldürecekler. Yapacak başka bir şey kalmadı. Biliyorsun değil mi? Benim de sana canım feda. Öldürülen kız. Alparslan'ın sevgilisi miymiş? Sevgililerinden birisi herhalde. Değil mi amca? Yok. Alparslan'ın sevgilisi Hızır'ın hayatını kurtaran kız. Diğer kız kimmiş peki? Bu Alparslan'ın istihbarat bağlantıları var ya, dayısından ötürü. Onların ekibindendir. O yanındaki uzun saçlı çocukla beraber. Bu Zeki'nin kadını öldürmesi ne demek peki Behzat? Şahsiyetsiz. Ulan o Alparslan'ı aldın. Madem Çakırbeylileri gözdağı vereceksin, ona sık. Yani... amca belli ki kızı öldürürsem... Alparslan kesin konuşur diye düşündü. Bence.
Lan o Alparslan'ın konuşmasını anlatmadım mı ben sana? Kafasında silah, amca canım sana feda diyor. Bu Çakır Beylilerin çok başka bir kafası var Ömür. Ben sana dedim Behzat. Sen bir şey demedin. Sana da bir şey soran olmadı. İsmini dedim diye hemen atlama. Bak ne yiyenler var manasında lafın fermana. Amca sen ne emrettin de ben yapmadım. Yine ne emir veriyorsun fermana Behzat? Laf Çakır Beylilerden açıldı da abi. O konu hiç kapanmıyor ki zaten. Aslında bir lafıma bakardı da konuyu kapatmak. Sustum. Neymiş o laf? Ben o Alparslan'ı tuttukları yeri biliyorum. Nasıl yani? Bu istihbaratçılar beni bir kere sorguya almışlardı ya ezmeye. İşte orada ezdiler. Bunca saat konuşmayayım şimdi gelip burada mı konuşuyorsun? Ha? Niye onların yanında konuşayım abi? Ölsünler. Masamızdakileri öldüremeyiz kısmını hadi senin hatırına kabul ettik. Ve ölmelerine engel olacağız diye bir söz vermedik. Eğer sen bunu onlara söylemiş olsaydın, bütün masa sana borçlu kalırdı. Ömür, senin anlamadığın da işte bu. Ben tahsil edilemeyecek alacağım peşine hiçbir zaman düşmem. Borçlu olsalar ne, olmasalar ne. Behzat, o görüntülerin üstüne bilen var mı, tanıyan var mı diye bir sürü şey konuştuk. Hadi onlara söylemedin. Bari bana söyleseydin. Ona göre plan yapıp Tahsin'i Zeki'nin yanına öyle gönderirdim. Sen de Tahsin'i laf ebesi yaptın çıktın abi. Git ona onu de, git şuna şunu de. Bize ne abi, bize ne? Ben seni aldıkları zamanı gayet iyi hatırlıyorum. Mekana götürürken gözlerini bağlamışlar. Yeri bir bilsem gidip hepsini gebertirdim diye 3 gün sorguya çektiler. 33 gün anlattın. Öyleydi. Beni sorguya gözü kapalı soktular, gözü kapalı çıkardılar. Sorguda işkence ederlerken de bizim yüzümüz açıktı, adamların yüzü kapalıydı. Başlama yine ajitasyona Behzat. 4 duvar 4 duvardır. Nereden biliyorsun aynı yer olduğunu? Abi Filistin askısını aldılar. O Alparslan'ın arkasındaki trafo yok muydu? Öyle bir şey mi vardı orada? Vardı. İşte o sayacın numarası hala ezberimde. Amca 3 sene önceki numara. Hala mı hatırlıyorsun? Kahsi'nin hırsızlıklarını, abimin astıklarını, kestiklerini anlatmamak için bir yere odaklanman gerekiyor yeğenim. Volt'u her yediğinde bir cevap vermek zorundasın. Sen ne cevap verdin? Ne soru sorduysalar 30, 17, 99, 81 dedim. Behzat. Hayatında ilk defa bir şey ezberlemişsin. Gerçi onu da seni döverek ezberletmişler ama. Neyse. Ben senin yerinde olsam İlyas'a bunu söyleyip elimi öptürürdüm. Düşünmedim değil. Ama egoma yenilmedim. O ne demek Behzat? Elimi mi öptüreyim yoksa bir Çakır Beyli mi ölsün bilemedim. İlki ev olurdu. Bence doğrusunu yapmışsın amca. Behzat. İyi ki ferman var.
Yoksa sana kim her yaptığın şeyden sonra doğrusunu yapmışsın diyecekti. Eksik olmasın yeğenim. Eskiden sen de derdin gerçi abi. Siz eskileri konuşurken ben güzelleşmeye gideyim. O ne demek? Saç, makyaj, bakım. Tamam. Ne yapacaksan git yap. Hele Tahsin, anlat bakalım. Ortakların nasıl altına bıraktı? Kimler bana yaltaklanmaya karar verdi? Ünal Hızır'a ne dedi? Anlat, seni dinliyorum. Zekiye, açıkçası bunları herkesin nefretini kazanmak için yaptıysan... bunda çok başarılı olduğun... Para kazanmak istiyorsan önce nefret kazanman lazım. Yoksa senin gibiler adamı hırsız yapar, dilenci yapar. Seni biz mi hırsız yaptık Zeki? Sen çaldın, bize getirdin. Biz de yurt dışına sattık. Nereden nereye diyorum Tahsin? Daha dün size çalışıyordum. Şimdi herkes için dil dökmeye karşımda oturuyorsun. Herkes için değil Zeki. Ben Façalı ailesini temsil ediyorum. Masayı değil. Ha. Masadan daha güçlü olduğumu görünce Façalılar benimle uzlaşmaya karar verdi. Ha, öyle mi? Öyle de diyebiliriz. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğunuz sürece benim için onlardan bir farkınız yok. Ha. Ama bir farkımız olsun diyorsanız aklımda bir şeyler var. Aklındaki neymiş Zeki? Onu söyle. Ne dedi Haşmet? Zeki ne isterse vereceğim dedi mi? Akla mantığa uygun bir şeyse evet. Gayet mantıklı bir teklifim var. Size güvenebilmem için ilişkilerimizi pekiştirmemiz lazım. Tamam. Ne istiyorsun? Akraba olmak istiyorum. Façalılarla. Anlamadım. Nasıl akraba olacağız? Haşmet'e söyle, bacısını bana versin. Akla mantığa uygunsa dedim Zeki. Ne oldu Tahsin? Aşağıladınız. Köpek yerine koyduğunuz sivriler size damat olmaya layık değiller mi? Bu dediklerin bu şartlarda söylenecek olacak şey mi Zeki? Ömrü bana verirsiniz. Ben de düğün hediyesi olarak Çakırbeylilerin her birinin keldesini tek tek size veririm. Şartlar değişmiş olur. Babam, Ömür Hanım, İlyas Reis'i ısrarla aradığına göre hayati bir mesele belli ki. Umarım öyledir Tekin. Çünkü İlyas sende gözüm var demek için doğru bir gün olmadığını herhalde abilerinden öğrenmiştir. Abi telefonda soramadı mı diyeceklerini? Başımda ne işler var? Neyse diyeceğin telefonda de, deseydin ya. Önemli bir şey, telefonda konuşamam deyince ben de bir şey diyemedim. Urşit. Tabii canım. Telefonda konuşamam demiş. Önemli demiş. Daha ne desin Ömür Hanım? Alparslan Reis'in hayatıyla ilgili mi desin? Tamam, uzatma. Belki de Behzat'la ilgilidir. Behzat İlyas'ı vurmaya karar verdiyse bilemeyiz. Bunun telefonda konuşulmayacak tarafı mı var Fahri? Bütün İstanbul'u biliyor. Eninde sonunda ya Behzat İlyas'ı vuracak... ya İlyas Behzat'ı.
Ben en azından önemli bir haber bekliyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin beklediğiniz bir haber var mı? İyi ya da kötü, küçük ya da büyük, önemli ya da önemsiz bir haber var mı beklediğiniz? Hı? Hani Alparslan hayatta mı olabilir? Bu Zeki nerede falan olabilir? Var mı? Bu Tekin esnafa saldırıyordu da ben tuttum İlyas. Konu riskli. Zeki'nin ya da Akif'in kulağına giderse sırf bize inat olsun diye hamle yapabilirler. Evet, durumu fidye gibi değerlendirmek lazım. Ve onlardan bir haber gelmeden de harekete geçmemek lazım. Değil mi babam? Ben karşılarım İlyas, sen dur. Karşılamak değil. Kaçmak. Buradan. Babam, reis nasıl yine bize egale etti? Bir çay götür. Ne konuştuklarını dinlersin. Doğru söylüyorsun baba. Ben bir gideyim bakayım. Otur lan gerizekalı. Otur. Çiğnetme kendini. Ömür, umarım çok önemlidir. Çünkü büyük ailevi sıkıntıların yaşandığı bir gündeyiz, haberin olsun. Alparslan'ı kastediyorsun değil mi? Evet. Demek ki abinler eve geldikten sonra sana da anlattılar. Ben de bu yüzden geldim. Behzat Alparslan'ın nerede tutulduğunu biliyormuş. Nasıl anlamadım. Kamerayla izletmişler size Alparslan'ın tutulduğu yeri. Evet. İşte Behzat orayı biliyormuş. Ne demek biliyormuş? Nasıl biliyormuş? Ya biz hepimiz orada görüntüleri birlikte izledik. Hatta kalktık, ne yapacağız dedik. Orada hiçbir şey söylemedi de geldi. Evde mi söyledi bütün bunları? İlyas, şu an konumuz Behzat mı? Yoksa Alparslan mı? Tabii ki Alparslan. Behzat kim? Behzat. Yer neresiymiş, emin miymiş? Behzat daha önce istihbarat tarafından sorguya alınmıştı. Çok işkence görmüş orada. O yüzden asla unutmam dedi. İstihbaratın mıymış bu mekan? Eskiden öyleymiş. Ama şimdi istihbaratın mı, Zeki'nin mekanı mı orasını bilmiyorum dedi Haşmet abime. Ha. Adresi biliyor muymuş? Adresi bilmiyor. Gözleri bağlı olarak götürüp öyle çıkartmışlar. Ama bir şey biliyor. Elektrik panosunun sayaç numarasını. 3 gün karşısında dayak yedim. Adımı unuturum. O numarayı unutmam dedi. Olur. Olur, numara da olur. Söyledim numarayı. Söyledi. Ama ben sana bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedim İlyas. Tamam. 30-17-99-81. 30-17-99-81. 30-17-99-81.
Alparslan'ın olduğu yerdeki elektrik sayacının numarasını biliyorum. Ben dedim size Ömür Hanım eli boş gelmez diye. Uzatma Tekin. Ömür nereden öğrenmiş? O Vesat var ya, o Vesat. Benim yeğenimin tutulduğu yeri tanıyormuş da söylememiş. Hele ben bir alayım oradan Alparslan'ı da. Hesabını sonra soracağım ondan. Sor. Sor ki sen buraya İlyas'a nasıl söyledin diye o da bacısını öldürsün. Konuşacak mıyız yoksa mekanı mı bulacağız? Hurşit, sen git durumu abime aktar. Yalnız Ömür'ün bana aktardığı gibi aktar. Yani telefondan değil, yüz yüze. Tamam. Orhan. Adres işi bende İlyas. Babam, elektrik idaresinde bizim bir Zekai abi vardı. Seni de çok sever biliyorsun. Emekli oldu lan ha. Babam, Tekin emekliliği olmaz. Bizim işimizi görür o. Yürü hadi yürü. Turşit, hadi. Fahri abi. Ne diyorsun? Alparslan yaşıyorsa sen bu kızı alırsın diyorum. Ya laf mı bu şimdi ya? Ne dedi o Zeki? Haşmet Ömür'ü bana versin. Akraba olalım, ölmekten kurtulun dedi. Ölmemek için bacımızı o soysuza verecekmişiz, öyle mi? Amcaoğlu, Zeki'nin gözü dönmüş. Sen oraya Zeko'nun gözüne bakmaya mı gittin, dönmüş dönmemiş diye konuşuyorsun? Adamın ettiği lafı duymuşsun. Bir de buraya kadar niye kendine yük ettin? Öldürseydin ya da ölseydin. Boş konuşuyorsun Behzat. Öldürecek bir imkanımız olsa öldürürdük herhalde. Abin beni adamın kahrını çek, nazını çek, yola getir diye göndermiş. Bir yutkunarak gittiğimiz yerden bin yutkunarak geri dönüyoruz işte böyle. Bana o itin kellesi lazım. Hem de Çakır Beyler tarafından istemiyorum o kelleyi. Benim bacımı benden mal gibi isteyecek adamı mal gibi parça parça yaparım. Pazarlarda sergilerim. Vesat. Gereği neyse yap. İşte benim abim. Kalk yeğenim. Behzat. Buyur abi. O bir numara vardı ya böyle kafanda dönen. Ha abi. Bir taşla iki kuş. Ben seni anladım abi. O kuş manyağı ben de, sen hiç merak etme. Amca ben anlamadım nereye gidiyoruz. İlyas neredeyse oraya. Son sözü canım sana fedadır amcam diyorsun. İnşallah son sözü değildir Şahin'e. İnsan ancak ilk sözünde bir şey feda edebiliyorsa son sözünde de böyle konuşur. Ne demek bu? Hani bizim alemimizde bir laf vardır. Öl de öleyim abi. Günü gelir, yeri gelir. Ardına dönüp bakarsın. Hadi demek için.
hiç kimse yoktur. Yani Arpaslan lafta dememiş diyorum. Son lafında kendini feda edebilmek için fedai olmak gerekir diyorum. Ne fedaisi Şahin'e? Ben öldükten sonra amcamı nasıl üzerimden başka bir şey değil bu. Bu çocuk benim ömrümden 20 seneyi yedi. Ne yapacaksın? Haram mı edeceksin? Helal etmeyeceğim kesin. Yetimdir dedim, öksüzdür dedim. Ama yeter de, yeter. Bunu yaptığını bana kardeşim İlyas yapaydı. Oğlum Hızır Ali yapaydı, Ömer yapaydı. Yemin ediyorum kader der, geçer giderdim. Ama bu benim elime kaldığı günden beri buna bir şey olmasın diye yalvardıkça benim başıma gelmeyen bir şey kalmadı. Demek başına gelmeyen kalmadı. Daha ne kaldı Şahin'a? Sen söyle. Ha? Daha ne kaldı? Bilmem. Sakınan göz sensin. Çöp sakınan göze batar. İyi bir haber var reis. Yeğenini tuttukları yeri öğrenmiş olabiliriz. Ne diyorsun Hürşit? Açık adresi elimizde yoktur. Ama olacak diyelim. İlyas sana söylemem için gönderdi beni. Alparslan yaşıyor mu? Bilmiyorum reis. Sen haber yollatmışsın ya o Ünal'la. Seninle görüşmeden Mesut onu öldürtmez. Söyle İlyas'a. Ben Mesut'la konuşmaya gittiğimde o da Alparslan almaya gidecek. Daha senin Mesut'a gitmene lüzum var mı ki? Bunların sevdiklerimle değil, benimle savaşmayı öğrenmeleri lazım. Hatice, söylemeyelim diyorsun da ağzı dualı kadındır. Yalvarır, yakarır Allah'a. Sağ salim çıkar belki Alparslan. Yaşlı kadın Emine Hanım. Alparslan'a ne kadar düşkün sen biliyorsun. Doğru söylüyorsun da İlla ki bir patavatsızdan öğrenecek. Özlem de düşmüş peşine. Sabahtan beri Alparslan'ı arıyorum telefonu kapalı diye. Diyorum ki usturuplu bir şekilde söylemek lazım. Allah aşkına sen şu konuyu bana usturuplu bir şekilde anlatsana. Alparslan'ı bir sandalyeye bağlamışlar. Yanında Meltem'in kafasına sıkmışlar. Sonrasından zaten haberimiz bile yok. Doğru söylüyorsun. Bırakalım bir patavatsız anlasın. Ben dinlemeyi bile zor kaldırıyorum. Bırak anlatmayı. Kocam diyor ki Alparslan'ı öldürmemişlerdir. Bir adres öğrenmeye çalışıyorlarmış. Onu söylemediği sürece öldürmezlermiş. Kocam doğru diyor da Alparslan'ın gözünün önünde o kızı öldürenler kim bilir Alparslan'a neler yapmışlardır. Bir haber var mı?
Hangi konuyla ilgili kızım? Alparslan'a hala ulaşamadım. Şimdi bazı sıkıntılar varmış Özlemciğim. Bunlar telefonda konuşulmasın diye... herkes böyle durumlarda telefonlarını kapatır. Hatice abla. Sen ağlamışsın. Belli ki bir şey biliyorsun. Ağladım kızım, ağladım. Yalan söyleyecek değilim. Ama bildiklerimden emin olsam senden saklayacak halim de yok. Bekleyeceğiz. Gerçeği hep beraber öğreneceğiz. Benim her şeyden haberim olur. Siz benden saklayıp durun ama ben anayım. Hissediyorum. Bizim senden sakladığımız bir şey yok Hayri Hatun. Bir şey sakladığınız var ama bir şey bildiğiniz yok. Babaanne, bir şey biliyorsan ne olur sen söyle. Haberler yoldadır. Gel or. Sen de öğrenirsin. Ne öğrenecek teyze? Üzülmeyi, beklemeyi, sabretmeyi, dua etmeyi. Hepsinden de zor olanı kabul etme. Cemre Hanım. Hayriye Hanım nerede? Mutfakta. Geçin. Anlat. Her şeyi olduğu gibi anlat. Hayri Hatun. Kesmeyin Cemre'nin lafını. Anlat. Dün gece Alparslan Bey'i almışlar. Meltem ve Faruk da birlikte. Kim almış? Nasıl, nereden almış? O kısımlardan... daha önemlisi Özlemciğim. Maalesef Meltem'i öldürmüşler. Torunum? Yok, şimdilik herkes onun yaşadığını ümit ediyor. Ama bu sessizlik bana tek şey söylüyor. Hepimizin başı sağ olsun.
Özlem, Özlem, Özlem. Özlem. Önce bir hazırlık var. Bunlar yeri öğrenmiş olabilir mi? Nereden öğrenecekler yeğenim? Reis beklemedi sizi. Kapıda beklemediği kesin Mithat. Reis, façalılar geldi. Hayırdır Behzat? Gel, senin hayırla pek işin olmaz da. Benim de seninle işim olmaz da konuşacaklarım var. İyi, buyur otur. Mithat, bize çay ver. Yeni bir gelişme var mı İlyas? Var. Bizde de var. Ne gibi? Ben düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonunda hatırladım. Bu kadar süre ne düşündün Mehsat? Şu kamerada izlediğimiz sorgu yeri. Beni de orada sorguya almışlardı. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Emin olalım dedik herhalde. O yüzden şimdi söylüyorum. Biz yeri bulduk Mehsat. Size gerek yok, sağ ol. İyi. Siz bilirsiniz. Ver, ver. Babam, çay içerlerken diyorum ki mekanla ilgili birkaç bir şey paylaşsak. Hazır buraya kadar gelmişler. Gerek yok Tekin. Mekanla ilgili her şey elimizde var zaten. Vallahi ben o mekanın dışını bilmiyorum gerçi. Gözlerimiz bağlı girdik çıktık neticede. Ama içini adım adım bilirim. İşte ben de o adımlardan işimize yarayacak olanları merak ediyorum. Elimizdeki krokide iki tane D20 var. Ama hangisinde elektrik panosu arkada duruyor? Onu şahsen belirleyemedim ben. Vallahi nasıl anlatayım bilemedim. Karışık yani. Ama diyorsanız geleyim göstereyim. Niye niye? Bayram değil, seyran değil. Sen niye gelip de hasmın İlyas'a yardım ediyorsun? İlyas, amacım sana yardım etmek falan değil. Hasımlardan hasım seçiyorum. Bir tarafta sen, öbür tarafta Zeko. Zeko ağır basıyor. Yani önce o, sonrası sonra. Hadi diyelim Zeki benim yeğenimi aldı, benim önceliğim o. Senin için niye o? Aynı masada.
oturuyorsun o neticede. Asıl sebep ne? Özel sebeplerim var diyelim. Benden de mi özel Behzat? Ailevi bir mesele, seni alakadar etmez. Behzat, mekanın yerini biz biliyoruz. Sen bilmiyorsun. İçini sen biliyorsun, biz bilmiyoruz. Bir an evvel ne diyeceksen de, bu iş inada binmeden birlikte arabaya binelim, işimize bakalım. Bu Zeko, bu kendini bilmez Sivri, amcaoğlu Tahsin'le bir haber göndermiş. Demiş ki... Paçalılar bu işten bir şekil sıyrılır. O da benimle akraba olurlarsa. O ne demek? Bu aklınca bacıma talip olmuş. Ölümüne susamış yani. Ben de siz gidiyorsunuz. Geleyim. Bacıma talip olanların sonu nasıl olur göstereyim dedim. Ömür Hanım'a. Sen gelme. Ama sen istersen... Bunları söyleyen o sivri dilini keser getiririm sana. Herkes kendi ailesinin işine baksın derim İlyas. İyi, bize uyar. Açın. Konuşacak mısınız lan? Sana diyorum. Sen konuşacak mısın? Yeriniz geniş geldiyse ikinizi de aynı kafese koyayım. Tıkın bunları içeri. Baksanıza bacaklarında hala cam var. Böylece sabaha kadar kalsınlar. İyice bir felç olsunlar. Bunların hakkından ancak kuşlar gelir. Enişte, Zafer'le konuştun mu? Konuştum Fahri Baba. Sıkıntı yokmuş. Murat konuştuğumuz gibi malzemelerin hepsini içeriye yerleştirmiş. Bize kim haber verecek? Hızır Ali çıktıkları zaman arayacak. Neyi bekliyoruz? Abim bir görüşmeye girecek. Onun çıkmasını bekliyoruz.
Bir pazarlık mı dönüyor İlyas? Yani siz vazgeçecekseniz bile ben o Zeko'yu gebertmeden buradan gitmem, onu bilin. Bir pazarlık döndüğü yok Behzat. Reis önden girip birilerini oyalayacak ki biz içeri girdiğimizde çocukların kafalarına sıkmasınlar. Tabii hala yaşıyorlarsa. Herkese ölmeden önce bir ferman lazım. Güzel lafmış. Aklında tut bunu. Da. Sen tam ne demek istedin ben onu anlayamadım. Fahri babam diyor ki Hızır Reis'le konuşmadan Alparslan'ı niye öldürsünler? Önce bir diyeceklerini duyarlar. Sonra ölümüne ferman çıkarırlar. İlyas, bu bizim uşaklar için başka bir kapı var. Onlar oradan girsin demiştin. Gönderelim mi gitsinler oraya? Hurşit'in dediği gibi siz garaj kapısının oraya gidin. Ola ki biz buradan bastırdığımızda o zeki iti oradan kaçmaya çalışmasın. Tamam reis. Bana bakın, o Zeko bende. Hani yakalarsınız, makalarsınız. Öldüreni öldürürüm. O kadar söylüyorum. Vuruşmaya gidiyoruz. Adam seçecek halimiz yok. Önümüze kim gelirse sıkacağız. Hadi bismillah. Özer, senin orası patlayınca her yerde güvenlik önlemi iyice artmış belli ki. Ne kadar arttırsalar haklılar. Atisi itisine karıştı bir kere. Hoş geldiniz efendim. Lütfen beni takip edin. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Evet abi. Geleceğinizi duydum. O yüzden sizi görmeden çıkmayayım dedim. İyi yaptın. Zır Ali, sen buradan ayrılma. Burada kal. Tamam baba. İsmini son zamanlarda çok duyuyorum Akif. Biz çocukluğumuzdan beri sizin adınızı duyuyoruz Ünal Bey. Annenden mi? Mesut Bey sizi bekliyor. Ben çıkıyorum Hızır Ali. Tamamdır kardeşim, sağ ol. Akif bu kadar icraatlar yapmış, bu kadar iş bitirmiş. İnsanlar bu işleri niçin yapar? Koltuk için. Böyle ayakta mı tutacaksın? O gerekirse bir icraat daha yapmak için ayakta duruyor Ünal'cığım. Sizi dinliyorum. Bizi dinlemiyorsun.
kimi dinliyorsun bilmiyorum ama bizi dinlemiyorsun. Sana ilk gün dedim ki savaşmayalım. Dinlemedin. Sonra dedim ki düşmanlık yapacaksan aleni yap. Yine dinlemedin. Sonra dedim ki ne yapacaksan bana yap. Yapmadın. Yani? Sen kimsin? Bunu yap dedim, yapmadın. Şunu yap dedin, yapmadım. Sen kim oluyorsun da senin dediğini yapayım? Her ikiniz açısından söylüyorum. Bu görüşmeyi sağlayabilmek için en değerli ilişkilerimi kullandım. Bu görüşmenin içeriği tehdit ya da hakaret değil. Sonuç odaklı olursa buradan çıkışta dostlarıma vereceğim bir cevabım olur. Ünal Bey dostluklarını ve düşmanlıklarını diplomasiyle yönetebilen biri. Şimdi onun bu dostlarına hürmeten bir adım atıyorum ve sana diyorum ki nasıl anlaşabiliriz? Biz Ünal'la anlaşıyoruz. Onun değer verdiği insanlara ben de değer veriyorum. Bunun sebebi nettir. Ünal da ben de sokakların adamı değiliz. Sen sokaklarda büyümüşsün. Yani sokak çocuğusun. O yüzden anlaşman gereken, kavga etmen gereken sokaktakiler. Façalıdır, zekidir, ismi her neyse. Benim için hiçbir önemi yok. Akif zaten önemli bulduğunda bu tip isimlere gerekli müdahalede bulunuyor. Kimin nereden geldiğinin önemi yok. Herkes bir noktaya gelmiş. Oradan gelmiş, buradan gelmiş. Bizim Hızır'la buraya gelme sebebimiz, Hızır bir adım atmaya karar verdi. Yanlış anlama. Sana karşı bir adım atmıyor. Bir adım geri atıyor. Yani senin geldiğin yere, bulunduğun yere saygı göstererek. Ben Hızır'ın atmış olduğu bu geri adımın ne kadar zor olduğunu bildiğim için buradayım. Çünkü Hızır'dan ziyade değer verdiğim, bir zamanlar damadım olarak gördüğüm ve evladımdan ayırmadığım Alparslan'ın hayatı söz konusu. Akif gelme sebebinizi söyledi. Zeki almış Alparslan'ı. Evet öyle. Madem sizin için bu kadar değerli Ünal Bey, bu Zeki sizden ne istiyor bilmiyorum ama istediğini verin, olup bitsin. Verdik. Biz ne istediyse verdik. Ama cevaben bir cesetle geri döndü. Öyle mi Akif? Detayı bilmiyorum efendim. Var mı yapabileceğimiz Zeki ile ilgili herhangi bir şey? Efendim bizim kontrolümüzde bir adam değil. Nerede olduğunu,
ya da Alparslan'ı nerede tuttuğunu bilmiyorum. Talimat verdim. Arkadaşlar öğrenince siz de emrederseniz gereğini yaparız. Yapın yapın. Yapabileceğiniz ne varsa yapın. Mesut Bey. Son bir teklifim var. Ya senin canın, ya benim canım. Yani Alparslan'ın canı. Mesut'cum. Benim için bu görüşme bitmiştir. Hızır'ı buraya seni tehdit etmemesi kaydıyla getirdim. Senin değerli vaktini daha fazla almayalım. Bu görüşme bitmedi. O canı gibi sevdiği yeğenini, cesedini kucakladığında tekrar görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ya burada, ya da cehennemde. Zeki ile görüş. Bu gece Alparslan'ın cesedini Hızır'ın evinin önüne atsınlar. Emredersiniz efendim. Ben Hızır'la devam ediyorum. Emin misin ne oldu? Bana ne halt karıştırdığını anlatacaksın. Evet Hızır. Seni dinliyorum. Senin yerinde olsam kulaklarımı tıkardım. Hızır Ali. Efendim, teknik ekip içeriden belirsiz bir sinyal aldığını bildirdi. Tedbiren binayı terk etmemiz gerekiyor. Bu kadar güvenlik varken ne sokacaklarmış binaya? Dışarı çıkmamız için tuzak olmasın? Efendim, en azından emin olana kadar birlikte sığınağa geçelim. Hepinizi öldüreceğim şerefsizler. Kızım, sen çıldırdın mı? Manyak mısın? Ne yaptığını farkında mısın? Alparslan sizde. Sesi iyi geliyordu. Hadi darısı başımıza İlyas. Hadi hazırlayın.
Behzat nereden? İkiye ayrılalım. D20 denilen alan binanın doğu köşesinde. Orada buluşuruz. Tekin, Fahri, enişte. Siz benimle gelin. İyi ekip. En azından arkan sağlam. Burada değil İlyas. Seninle hesaplaşma yeri burası değil. Tamam. Boşuna gelmediysen önümüze düş. Silah seslerini duyuyor musun? Duyuyorum Faruk. Bunlar bizimkiler mi? Sizinkiler değil. Bizimkiler. Pompalının sesinden belli. Hadi baba, koru beni. İlyas. Geliyor. Amca! Amca! Faruk! Abi! Çek. Zeki nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Çıktı. Burada yok.
Ulan anladık, burada yok. Diyorum ki o Zeko nerede? Bilmiyorum. Yeni, kalkabilecek misin? Amca sanmıyorum. Hadi buradan çıkmamız lazım. Hadi. Alparslan, o Zeko'yu indiremedik. Buralarda yok muydu? Epey oldu gidelim. Ulan Zeko. Bakma öyle, anlatırım yolda. Ne demek lan herkes öldü? Öyle söylediler abi. Orayı nasıl bulacaklar da içeri girecekler? Kapının önü, binanın içi adam doluydu. Alparslan'ın kafasına sıkamadın biri. Ben ne kabahat ki sana soruyorum. Yıkıl lan karşımdan. Orayı nasıl buldular Akif? Belli ki sizde bir sızma var. Var. Ben onun icabına bakacağım. Ama Alparslan'ı elinden kaçırmanın hesabını da sana soracağım. Koca binanız patlamış. Patronun komada. Bana gelip hesap mı soruyorsun? Şimdi demedim Zeki. Zamanı geldiğinde. Öncelik Mesut Bey'in intikamının alınması. O Hızır'ı alacağım, sana vereceğim. Madem alabiliyorsun, bana niye veriyorsun? Kendin halletsin. O Ünal şerefsizini bitirmeden biz Hızır'ı bitiremeyiz. O yüzden sana vereceğim. Sonrası bende. Hadi seni göreyim. Sen benim ilk torunumsun. Sen doğduğunda dünyalar benim olmuş idi. Sonra o dünyalar hepsi tek tek başıma yıkıldı. Bir tek şeyi Rabbimden istemiştim. Bu torunumun acısını görmeyeyim. Uşağım Allah duamı kabul etti. Şükürler olsun. Sağ salimsin. Ama sen de artık bir dur da. Ah. Duracağım babaannem. Durulacağım. Söz. Senin sözlerine artık inanan yoktur da. Benden sağ demesi. Ha bu kafayla devam edersen. Allah seni sevduklarınla sunar. Benim bütün mücadelem. Sevdiklerime zarar gelmesin diye. Tövbe haşa. Sen Allah değilsin. Sen kulsun. Ah. Sevdiklerine zarar vermek istemiyorsan kendine zarar vermekten vazgeç. Abi. Özlem kendine geldi. Seni soruyor. Kalk. Kalk git yanına. O kızı yatıştıralım diye kaç tane iğne vurdurduk. Yavaş.
Emine. Sen ha bu iğne vurmayı nereden öğrenmiştin? Hemşirelik okuluna gitmiştim anne. Bitirdin mi bu mektebini? Yok anne, başıma kötü bir iş geldi. Maalesef okulda yarım kaldı. Anlatma onu. Sonra dinlerim. Bugün bir kötü iş daha duymayı kaldıramam. Allah. Üzüldüm Alparslan. Kim niye böyle bir şey yapmış olabilir ki? Seni benden koparmaya çalışan adamlar. Akif denilen adam mı? Bunları konuşmayalım. Bizim uşaklar di ki Mesut ağır yaralandı ama ölmedi. Ölmüştür, ölmüştür. Böyle şeyleri hemen haber vermezler. Ya ölmüş ya da ölmemiş. Benim meselem o değil. Altyazı geçirilirmiş. Örgüt şüphesi var diye. Bu altyazıdaki örgüt meselesini bizim üstümüze yıkmasınlar. Size yıkmayacaklar. Niye? Yine sizli bizli olduk dadaş. Haşmet var diye mi? Bize yıkmayacaklar çünkü benim mekanıma koydukları bombanın aynısı. Altından onlar çıkarlar. Ya susup oturacaklar değilsin öyle mi? Bu Mesut'un ölüp ölmemesine bağlı. Eğer Mesut ölürse bombayı Zeki'ye yıkarlar. Eğer Mesut ölmezse Hızır'dan hesabını sorarlar. Yani neticede en son görüşen o. Aynen öyle. Selam reis. Ünal Bey yok mu? Masanın geri kalanı nerede? Ya ne edeceksin? Ne demek ne edeceksin? İnmezsiniz antenin çekmediği yerin dibine, dünyadan haberiniz yok. Bütün televizyonlar, radyolar bangır bangır bağırıyor, yok şöyle oldu, yok böyle oldu diye. Vallahi sabah hepimizi alırlar ha. İşte ben de bunun için çağırdım sizi. Beni sabah alırlar. Nereye alırlar abi? Önce emniyete. Sen en son bu Mesut'la ne konuştun diye. Sorsunlar abi. Otelim patlamıştı. Ben de Zeki diye bir şerefsizden şüphelendim diyeceksin. Aynı şerefsiz. Demek ki Mesut'u da hedef almış diyeceksin. Oradan elini kolunu sallaya sallaya çıkacaksın. Elini kolunu sallayarak çıkacaksın. Yere kadar iyi ezberlettin. Olur. Öyle söylerim. Ama beni bırakmayacaklar. Ne yapacaklar? Tutuklayacaklar mı? Öldürecekler.
Benim de canım sana feda. İyi de baba, şimdi bunlar seni Zeki'ye verirse biz senin izin nasıl bulacağız? Kuşlar size haber verecek oğlum. Ana, kahvaltı hazır herhalde. Hazır mı? Anasın ya, bunu ben soruyorum de. Hadi kalk gidelim Ayrı Hatun, sonra konuşuruz. Şimdi ne kaynatıyor diyecekler. Besinler. Sen de sunlarınla takılma. Anladın mı dedim? Ya anladım. Özlem'i çok beğendin. Anasını araştıracağım, soruşturacağım. Kaldıysa bir damla sütü tahlil ettireceğim, helal mi? Sonra kadını alıp sana getireceğim. Tahlile gerek yok. Sen getir de ben bir bak kuşla anlarım. Oho, kızım sen de bir yaralıyım havasına girdin, iyice ihmal ettin beni ha? Bence ben ihmal ediliyorum. Niyeymiş o? Güya Hızır abi beni hiç yanından ayırmayacaktı. Bak ya, şu evde beni suçlu çıkarmayan bir sen vardın. Sen de tamam oldun ha. Sen ne ettin bu güzel? Hı, bak, gördün mü? Bu evde bir şey oluyorsa mutlaka ben yapmışımdır ama... iyileri değil, kötüleri. İyileri kim yapıyor? Aha. Bu ikisi. Hızır abiye söyle de bir baksın yine. Tamam. Abi. Abi, ifadene başvuracaklarmış. Emniyet mi istihbarat mı? Emniyet abi. Avukata gerek var mı? İhtiyaç görürseniz emniyete çağırabilirsiniz. Gidelim. Ne oluyor? Yine mi götürüyorlar seni? Yok ana, yok. Bizim otelde bomba patladı ya. Onunla ilgili ifade için çağırıyorlar. Bulmuşlar mı onları? Ana, gideyim de öğreneyim de. Bir iki lokma yeseydin. Buyurun siz de içeri. İsterseniz bekleyebiliriz. Sizin gelmenize gerek yok. Amcanıza söyleyin yeter.
ifademin alınacağı söylendi ama şu anda sorgudayım. Benden ne öğrenmek istiyorsanız söyleyin. Ben de size yardımcı olayım. Dünkü bombalama olaylarıyla alakalı buradasınız Hızır Bey. Hadi tamam da niye sorgudayım onu anlamaya çalışıyorum. Hani benim de otelim bombalandı ya. Dün istihbarat merkezinde patlayan bombanın mütevatıyla sizin otelde patlayan bombanın mütevatı aynı. Demek ki istihbarata düşman olan adamla benim otelime bomba koyan adam aynı kişi. Ben niye burada sorgudayım? Sorguda değilsiniz. Ama öğrenmek istediğimiz şey bir terör bağlantısı olabilir. Ortak bir düşmanınız bile varsa. Bunun tahkikatının titizlikle yapılması gerekir. Ne tahkikatı? Sor bana ismini ben sana söyleyeyim. Zeki Sivri. Müdürüm, kolay gelsin. Buyurun Akif Bey. O geçmiş olsun Akif. Mesut Bey nasıl? Ölmedi inşallah. Çok daha iyi olacak Hızır. Daha iyi. Ne güzel, ne güzel. Ben de Zeki Sivri'yi anlatıyordum müdür beye. Müdürüm, bu konuyla bundan sonra biz ilgileniyoruz. Hızır Çakır Beyli'nin sorgusunu biz yapacağız. Arkadaşlar daha sonra detayları bildirirler. Ne gerek var? Müdür bey anlatıyordum, otursana da anlatayım. Orası burası ne lüzum var? Uzun konuşacağız Hızır. Arkadaşları meşgul etmeyelim şimdi. Tam tahmin ettiğim gibi bir adamsın Akif. Hiç zannetmiyorum. Göreceğiz. En alt kat otoparkta aynı plaka, aynı model araçlarla çıkın. Kendinizi takip ettirmeyin. Emredersiniz. Üstüme düşeni yaptım. Adamını getirdim Zeki. Görüyorum. Alemin en büyük babası. Raconların kralı. Herkesin reisi Hızır Çakır Beyli ayağıma kadar gelmiş. Ne diyeyim, söyleyecek bir şeyim yok. Niye? Daha önce adını yanlış koymuşlar dedin. Salaksın dedin. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım dedin. Şimdi ne oldu? Gördüğüm kadarıyla siz iyi anlaşacaksınız. Bilmem gereken bir şey olursa bana haber ver Zeki. Bizim bol bol vaktimiz var. Uzun uzun konuşuruz. Sen şimdi git işine gücüne bak.
Bana paramı getir. Akif buradayken uzun uzun konuşuruz dedim ya. Yalan söyledim. Benim seninle uzun uzadıya konuşacak hiçbir mevzum yok. Alparslan'ın hayatı için paralarını, silahlarını vermeyen o adamlar senin hayatın içinde hiçbir şey vermez. Son bir diyeceğim var mı? Thank you.